Hoş geldiniz. Ben Ömer Coşkun. Son dönemlerde dev şirketler yerine OpenAI gibi yeni kurulan şirketlerin adını sıkça duyuyoruz. Fakat Google yeni yapay zekası Gemini ile birlikte sahalara geri döndü. Ve bu dönüş öyle güçlü oldu ki eğer anlatılanlar ve iddialar doğru ise gerçekten inanılmaz bir yapay zeka ile karşı karşıyayız. Ve şu an piyasadaki en güçlü yapay zeka diyebiliriz kendisine. Bu yeni yapay zekayı İngilizce olarak Gemini Türkçe olarak ise Gemini olarak telaffuz edebilirsiniz. Bu arada şunu da belirtmem gerekiyor. Google 2014 yılında DeepMind isimli bir şirketi satın aldı. Google bünyesi içerisinde yapay zeka araştırmalarını ve geliştirmelerini sürdürüyor. Bart gibi, Gemini gibi büyük çaplı yapay zekaların altyapısı Google DeepMind'dan çıktı. Gemini ikizler anlamına geliyor. Ayrıca Batı Burç astrolojisine göre ikizler burcu anlamına da sahip. Peki Google neden bu ismi seçti? Net bilgiler olmasa da bazı tahminler var. Çok yönlülük ve esneklik. İkizler burcu genellikle zeka, adaptasyon ve çeviklik üzerine ilişkilendirilir ve bu modelin çok yönlü yapısı bu ismi tercih etmelerine neden olmuş olabilir. Gemini yani ikizler, modelin hem metin tabanlı girdileri işleyebilmesi hem de görsel, ses gibi diğer veri türlerini işleyebilmesinden ötürü böyle bir isim seçilmiş olabilir. Gemini büyük dil modeli olarak karşımıza çıkıyor ve diğer büyük dil modellerinden farklı olarak multimodal yani çoklu model olarak bizlere sunuldu. Burada çoklu modelden anlamamız gereken şu, aynı anda hem metin, görüntü, video, ses, kod gibi birçok işlevi yerine getirebiliyor ve yorumlayabiliyor. Böyle kapsamlı bir model. Peki ChatGPT gibi diğer büyük dil modellerinden farkı ne Gemini'in? Biraz da bundan bahsedelim. Gemini ilk tasarım aşamasından itibaren çoklu model olarak tasarlandı. ChatGPT ise önce metin tabanlı olarak ortaya çıktı. Daha sonra diğer işlevler eklendi. Hatırlarsanız ilk başta sadece metin üzerinden konuşabiliyorduk ChatGPT ile. Sonradan kod analizi, görsel algılama gibi çeşitli özellikler eklendi. ChatGPT metin tabanlı modeli üzerine diğer modellerini inşa etti. Tabii ki bu durum ChatGPT'nin kötü çalıştığı ya da eksik çalışacağı anlamına gelmiyor. Bu da farklı bir model. Özetle Gemini daha kompleks ve bütüncül olduğu için Google'ın iddiasına göre ChatGPT'den daha verimli çalışacak gibi duruyor. Gemini 3 farklı model ile karşımıza çıkacak. Nano modeli, Pro modeli ve Ultra modeli. Nano modeli cep telefonları ve tabletler için tasarlanmış bir yapay zeka. Muhtemelen yeni nesil cep telefonları ve tabletler içerisinde yer alacak ve Android işletim sistemini destekleyecek. Bu modelin çıkış tarihi ise 2024 ilk çeyreği olarak belirtildi. Pro modeline gelelim. Pro modeli ise GPT 3.5'un rakibi olarak görülüyor. Ve güzel haber ise Pro modelini ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiz. Yakın zamanda Gemini Pro Bart ile entegre olacak hatta olmaya başladı. İlk olarak Amerika'da kullanımı açıldı. Sonrasında ise tüm dünya geneline yayılacak. Muhtemelen ülkemizde kullanımı birkaç haftayı bulabilir. İlk etapta bütün modeller İngilizce olarak geliyor. Yakın zamanda Türkçe desteği sağlayacaklardır. Bu arada Google Bart Gemini Pro ile birleştiğinde GPT 3.5 olan kıyaslama videosu kanalda olacak. Hangisi iyi, hangisi kötü hep birlikte göreceğiz. Ve gelelim en büyük model olan Gemini Ultra'ya. İlk tanıtım videosunu izlediğimde gerçekten heyecanlandım. İnanılmaz özellikler tanıttılar. Bu arada Gemini Ultra modeli tıpkı Nano modeli gibi 2024 yılının başlarında geleceği söylendi. İlk olarak Gemini Ultra'nın teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Gemini Ultra büyük dil modellerinin geliştirilmesi ve araştırılmasında kullanılan 32 kriterden 30'unda GPT-4'ü geçerek büyük bir başarıya imza atıyor. Yani neredeyse bütün testlerde GPT-4'ü geride bıraktı. Burada metin ve çoklu model adı altında iki farklı test grubu var. İlk önce metinden başlayalım. Testlerin içerisine baktığımızda ise iki farklı başlık karşımıza çıkıyor. Birincisi kapasite, ikincisi ise kıstas yani kriterler. Burada kapasite şu bir yapay zeka hangi soruları yanıtlayabilir, hangi zorlukların üstesinden gelebilir veya hangi görevleri yerine getirebilir gibi yeteneklere kapasite diyoruz. Genel, mantık yürütme, kod analizi, görsel algılama gibi birçok kapasite başlığı altında farklı testler yapılıyor. Şimdi kıstaslar kısmına gelelim yani benchmark kısmına. Bir yapay zekanın bir modelin ne kadar iyi ve hızlı çalıştığını ölçmemize yarayan kriterler aslında. İlk olarak MMLU testine bakalım. Bu test modeli bilim, teknoloji, matematik, mühendislik, beşeri bilimler gibi 57 farklı konuda becerisini, soruları anlamasını ve bu soruları yanıtlama yeteneğini test eder. Bu test çok farklı konularda yapay zekayı ölçtüğü için en önemli testlerden birisi ve %90 gerçekten ciddi bir oran. Bununla birlikte Gemini Ultra %90 puanla İnsan uzmanlardan daha iyi bir performans sergileyen ilk çoklu model yapay zekası. Diğer puanlama kriterlerine göz atalım. Big Bench Hard bu çok aşamalı akıl yürütme gerektiren çeşitli zorlu görevlerden oluşan bir kriter. Burada dil modeline bir organizasyon planlama senaryosu verilebilir ve bu senaryo içerisinde kaç kişinin katılacağı ya da hangi yiyeceklerin alınması gerektiği gibi hususları planlaması ya da bu konularda akıl yürütmesi ve bizlere yardımcı olması beklenir. Bu testte ise 83.6 puan alarak ChatGPT'yi geride bırakıyor. Drop kriteri ise okuduğunu anlama üzerine odaklanan bir kriterdir. Drop kriterinde ise 82.4 puan alarak yine ChatGPT'yi geride bırakıyor. Şimdi Hella Swag kriterine geçelim. Bu kriter sağduyulu bir şekilde akıl yürütme yeteneğini ölçer. Örneğin birkaç farklı seçenek arasından en mantıklı seçim hangisi onu yapmasını bekleriz yapay zekadan. Burada ise Gemini Ultra 87.8 puanla ChatGPT geçememiş. 95 küsür puan almış ChatGPT burada ve ciddi oranda bir fark var aralarında. ChatGPT geçemediği ender testlerden birisi Hella Swag testi. Sağduyulu bir şekilde akıl yürütebiliyor mu yürütemiyor mu yapay zeka onun testi. GSM 8K testi ise temel matematik problemlerini yani ilkokul seviyesinde matematik problemlerini yapay zeka çözebiliyor mu çözemiyor mu? şeklinde. Bu testte de ChatGPT geçiyor. Mat ise C1, geometri gibi zorlu matematik problemlerini çözebiliyor mu, çözemiyor mu? Bunun test edildiği bir kriter. Dikkat ederseniz burada iki tarafında oranı düşük. Mat kriterinden %53.2 Gemini puan almış. GPT-4 ise 52.9'da gerisinde kalmış. Fakat bunlar düşük oranlar. Bunun nedeni ise büyük dil modelleri bizlere bilgi üretirken hayal görürler. Hayal görme olayını büyük dil modelleri videomda detaylıca açıkladım. Merak edenler oradan bakabilir. Bu hayaller içerisinde halüsinasyon yani olmayan bilgileri uydurma olayı var. Yani eğitim sırasında aldığı bilgileri doğru bir şekilde bizlere yansıtmıyor ve olmayan bilgileri uyduruyor. İşte matematikte halüsinasyon görme oranı çok yüksek. O yüzden bu oranlar düşük. Bu modeller ne kadar eğitim alırsa alsın matematik konusunda özellikle büyük çaplı matematik ve geometri problemleriyle karşılaştıklarında ciddi anlamda zorlanıyorlar. Yani siz bir integral, bir türe, bir fonksiyon sorusu verdiğinizde iki soru verdiniz diyelim muhtemelen birini yanlış çözecektir. Belki ikisini de yanlış çözebilir. O yüzden şu aşamada matematik anlamında büyük dil modellerine güvenmiyoruz ve sizler de herhangi bir problem lütfen çözdürmeyin bunlara. Çünkü doğru cevap verme ihtimali %53 test sonuçlarında da açıkça belirtilmiş. Şimdi devam edelim. Burada human evil bölümü ise Python kodu üretme yeteneğini test eden bir kriter. Aynı şekilde natural 2 kod ise o da human evil'a benzer bir şekilde Python kodlarını üretme yeteneğini ölçen kriterlerden birisi. Bu anlattıklarım metin tabanlıydı. Şimdi çoklu model kısmındaki test sonuçlarına bakalım. Burada image yani görüntüleri algılama kapasitesi altında bulunan testler şu şekilde. İlk testimiz MMMU testi. Yani üniversite düzeyindeki sorulara cevap verme yeteneğinin ölçüldüğü testtir burada. Diyelim ki bir mühendislik fakültesinde okuyorsunuz. Bir sınav sorusunu çözdürmek istiyorsunuz. Bunun ekran görüntüsünü aldınız ve büyük dil modeliyle paylaştınız. Bunu ne kadar iyi çözüyor, ne kadar iyi çözemiyor. Bunun testinin yapıldığı kriter. Burada yine düşük oranlar var. Dediğim gibi kompleks problemlerde özellikle matematik, fizik gibi komplike problemlerde bu tarz dil modelleri çok zorlanıyor. VQA, V2 Doğal görüntülerin anlaşılmasını sağlayan bir testtir. Diyelim ki siz bir görüntü eklediniz büyük dil modeline ve görüntü hakkında sizinle ne kadar iyi sohbet edebiliyor ya da görüntü içerisindeki detaylara ne kadar hakim onun hakkında bir test. Bunda da Gemini GPT-4'ü geride bıraktı. Diğer bir kriterimiz ise Text VQA kriteri. Burada ise görsel üzerindeki yazıları ne kadar iyi algılayabiliyor onun testi. OCR özelliğini test ediyor. OCR ise Optik Karakter Tanıma özelliği diyebiliriz. Burada da Gemini GPT-4'ü geride bıraktı. Doc VQA ise yapay zekanın dökümanlar üzerinde iyi çalışıp çalışmadığı konusunu test ediyor. Yani bir döküman yüklediğinizde onun hakkında size nasıl geri dönüş sağlıyor bunu test ediyor. Burada da Gemini GPT-4'ü geçmiş. Infografik VQA testinde ise bilgi grafiklerini ne kadar iyi anlıyor ve ne kadar iyi yorumluyor bunların test edildiği bir kriter. Burada da Gemini GPT-4'ü geçmiş. MatVista özelliği ise bir görsel üzerindeki matematik problemini ne kadar iyi çözebiliyor, ne kadar iyi çözemiyor'nun testi aslında. Diyelim ki bir matematik probleminin ekran görüntüsünü aldınız ve büyük dil modeliyle paylaştınız. Bu görüntü içerisinde bulunan matematik sorusunu ne kadar iyi algılıyor, ne kadar iyi algılamıyor. Bunu test ediyorlar. Matvista kriterinde de Gemini GPT-4'ü geride bırakıyor. Fakat yine burada matematikle alakalı olduğu için oranlar düşük. %53 oranıyla GPT-4'ü geride bırakmış Gemini. Video altındaki kriterlere gelelim. İlk kriterimiz VATEX. Vatex kriteri bir video içerisindeki İngilizce altyazıyı algılama yeteneğini ölçer. Diğer kriter ise video içerisindeki soru cevap yeteneğini test eder. Yani videolarda çoktan seçmeli sorular varsa bunu ne kadar iyi algılıyor ya da algılayamıyor bunu ölçen bir kriter. Bu video kriterlerinde de GPT-4'ü geride bırakmış Cemilay. Ses bölümüne geldiğimizde ise iki farklı kriter karşımıza çıkıyor. Jovost iki kriteri. Burada modelin 21 farklı dilde konuşmaları ne kadar iyi çeviriyor, ne kadar iyi çeviremiyonun ölçüldüğü bir kriter. Players testi ise bu modeli 62 farklı dilde ölçüyor. Yani farklı dillerdeki konuşmaları ne kadar iyi tanıyor, ne kadar iyi tanımıyonun ölçüldüğü sistem. Whisper AI videomu hatırlarsanız orada Flavor'dan bahsetmiştim detaylıca. Merak edenler Whisper AI videolarıma bakabilirler. Ses kısmında da GPT-4'ü geride bırakıyor Gemini. Özetle burada incelediğimiz testlerde sağ duyulu akıl yürütme testi haricinde diğer bütün testlerde GPT-4'ü geride bırakmış durumda. Gerçekten çok çok önemli ve ciddi sonuçlar bunlar. Bu sonuçlar ne kadar doğru, ne kadar değil, bunu kullandıkça anlayacağız ve bunu zaman gösterecek. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi Gemini Pro sürümüne bakalım. Pro sürümünde ise tek bir tablomuz var ve bu tablo içerisinde GPT-3.5 ve diğer dil modellerini kıyaslaması bulunuyor. Burada Gemini gpt 3.5'u 8 testten 6'sında geçerek büyük bir başarı sağlıyor. Şimdi bu kadar teknik konu yeter. Artık bu yapay zeka neler yapabiliyor onlara geçelim. Yani yetenekleri neler onlardan bahsedelim. Tanıtım videosu üzerinden gideceğim. Tanıtım videosunu açıklamalar kısmında bırakıyorum. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. İlk olarak bir kağıda el ile resim çiziliyor ve aşama aşama modele soruluyor. Model kişinin her hareketini anlık olarak algılayıp kendisine cevap veriyor. Hem sesli cevap veriyor hem de yazılı cevap veriyor. Videodaki kişi ilk önce bir çizgi çiziyor, daha sonra çizgileri farklılaştırıyor, sonrasında çizimi bir kuş resmi haline getiriyor. Kuşun suda yüzeceğini tasvir edecek şekilde bir çizim yapıyor ve daha sonra Gemini Ultra bu yapılanları adım adım anlıyor ve her defasında bizlere anlık olarak cevap veriyor hem görsel olarak cevap veriyor hem yazılı olarak cevap veriyor hem de sesli olarak cevap veriyor. Yani komplike bir yapay zeka ile karşı karşıyayız. Son görselde ise Gemini Ultra bu çizimin ördek olduğunu tahmin ediyor ve adam ördeğin üzerine mavi boyayla boyuyor ve diyor ki mavi renk Ördeklere uygun bir renk değildir. Genel olarak ördeklerin rengi farklıdır diye de bir cevap veriyor. Yani adamın çizdiği rengi tahmin ediyor ve bu tahmin üzerinden de akıl yürütüyor. Ördeklerin renginin bu şekilde olmadığını, farklı renkte olduğunu söylüyor. Gerçekten inanılmaz. İkinci örneğimizde ise bir dünya haritası var ve bir oyun oynuyorlar. Dünya haritası üzerinde yapay zekamız yani Gemini bizlere ipucu veriyor. İşte diyor ki kanguru var, şu var, bu var şeklinde. Bu ipuçlarıyla birlikte hangi ülke olduğunu tahmin etmemizi istiyor. Videodaki kişi de hangi ülke olduğunu eliyle gösteriyor. Eğer doğruysa onaylama işareti veriyor. Ayrıca doğru bildiği için bir onaylama müziği gönderiyor. Yine aynı anda hem sesli hem yazılı hem de görsel olarak bizimle iletişime geçiyor. Ben iki örnekten bahsettim. Bu video içerisinde birkaç farklı örnek daha var. Mutlaka izleyin videoyu. Gerçekten etkileyici ve tam anlamıyla nasıl çalıştığını anlayabilirsiniz. Ben telif hakkından dolayı açıkçası videoları eklemek istemedim videoya. Bununla birlikte ayrı bir tanıtım videosu daha yayınlandı. Burada da ileri derecede bir fizik sorusunu nasıl çözebildiğini gösterdi. Matematik gibi ya da üniversite düzeyindeki zorlu soruları çözme becerisi gibi test sonuçlarına baktığımızda bu soruları ne kadar iyi çözebilecek açıkçası şüpheliyim bunu zaman gösterecek. Çünkü test sonuçlarında %50 küsür gibi bir oran görünüyor. Bununla birlikte binlerce makaleyi araştırabilir, çıkarabilir. Ayrıca makale içerisindeki görselleri algılayabilir. GPT-4'te olmayan özelliklerden birisi de bu. GPT-4 görsel algılıyor. Evet. Tam olarak komplike çalışmıyor. Örneğin yeni getirdikleri GPT oluşturma yani herkesin kendi yapay zekasını oluşturabileceği sistem var. Bu sistem içerisinde bir GPT eğitebiliyoruz. Yani bir yapay zeka eğitebiliyoruz. Bu yapay zekayı eğitirken belgeler ekleyebiliyoruz. İşte bu belgeler arasında diyelim ki içerisinde görsel olan bir belge eklediniz. Diyelim PowerPoint eklediniz ya da bir PDF eklediniz. Bunun içerisinde görsel varsa şu an GPT-4 bunu algılamıyor. Ancak Google Gemini anlatılanlara göre hızlı bir şekilde bu görselleri algılayacak ve Google'ın devasa altyapısını da kullanarak çok hızlı sonuçlar getireceğini düşünüyorum. Çünkü birçok bilgi, belge Google altyapısı içerisinde zaten var. Ayrıca Google Gemini 32K bağlam penceresine sahip. Peki bu ne demek? Bağlam penceresi tek seferde yapay zekanın anlayabildiği metin miktarı. Yani 32.000 bağlam penceresi yaklaşık 100 sayfa kitaba denk geliyor. Yani tek seferde 100 sayfalık bir kitabı algılayabilecek. Ancak şunu da belirtmem gerekiyor. GPT-4 Turbo geliyor yakında. Ve GPT-4 Turbo 128 bin bağlam penceresine sahip olacak. Yani tek seferde 300 sayfalık bir kitabı algılayabilecek. Ayrıca diğer rakipleri Cloud yapay zekası ise 200 bin bağlam penceresine sahip. Onlar da 2.1 modelini yayınladılar. Ve 2.1 modelinde Yaklaşık 450 sayfalık bir kitabı tek seferde algılayabilecek bir yapay zekaya sahibiz artık. Google Gemini genel olarak bu şekildeydi. Fakat bazı fikirlerimi belirtmek istiyorum. Bazı eleştirilerim ve şüphelerim var. Gemini Ultra'nın kesin çıkış tarihini bizlere söylemediler. 2024'ün ilk çeyreği olarak söylendi ama belki daha da gecikebilir. Bilmiyorum açıkçası. Hani o anki durum nedir, ne değildir diye. Bunun haricinde tanıtım videosu. Tanıtım videosu evet bizleri çok etkiledi. Fakat tanıtım videosunun başında şöyle bir ifade kullandılar. Yeni, çok mutlu AI modelimizin yeteneklerini test ediyoruz. Karşısına geniş bir yelpazede zorluklar koyarak test etmek için görüntüler yakalıyoruz. Ona bir dizi resim gösteriyoruz ve gördükleri hakkında akıl yürütmesini istiyoruz. Bu şekilde bir açıklama yaptılar. Tamam, güzel. Bu açıklama birazcık bana çelişkili gibi geldi açıkçası. Tanıtım videosunu detaylıca izlerseniz Gemini Ultra'nın bizlere anlık olarak tepki verdiğini göreceksiniz. Muhtemelen durum bu şekilde değil. Bu bir tanıtım videosu olduğu için tabii ki en iyi şeklini göstermeye çalıştılar. Kağıda çizilen ördek örneğinde muhtemelen birkaç seferde algılamış olabilir. Oraları kesmişlerdir ve montajda bizlere akıcı halde sunmuş olabilirler. Tabii ki yanılıyor da olabiliriz. Stadia örneğini hatırlayın. Yıllar önce Google herhangi bir donanıma sahip olmadan sadece internet üzerinden oyun oynayabileceğimiz bir platform bizlere vaat etmişti ve en sonunda da programı iptal ettiler. Yani proje iptal oldu. Bunun gibi Google'ın birçok projesi çöpe gitti. Umarım böyle olmaz ve bununla birlikte bize sundukları test sonuçlarının sadece Google tarafından yapılması birazcık şüphe uyandırıyor. Sonuç olarak Gemini Ultra harika bir yapay zeka gibi görünüyor. Fakat çıkış yaptıktan sonra tarafsız test sonuçları gelmeye başladığında ve bizler de deneyimledikten sonra kesin kararımızı vereceğiz. İşte Google Gemini bu şekildeydi. Yapay zeka dünyasında gerçekten ciddi bir yarış var ve her şey çok hızlı gelişiyor. Açıkçası yetişemiyorum ben haberlere. Her gün yeni bir farklı yapay zeka duyurusu geliyor. Her gün farklı bir olay gerçekleşiyor. Bundan dolayı bu rekabetin olduğu ortamda Google'ın bu güçlü altyapısıyla geride kalacağını hiç sannetmiyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bu konuda yorumlarınızı mutlaka belirtin ve kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Kanalın büyümesi ve gelişmesi adına beğenileriniz ve abone olmanız çok çok önemli. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.